Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün daha doğrusu dün araba işiyle bayağı uğraştığım için doğru düzgün gelemedim. Yoksa birçok şeyden sizi kurtarmaya çalışırdım. Ee, yetmedi. Eve geldim. Hemen videonun başına oturdum. Birçok işimi dahi yapmadan. Hatta 3 tane video çektim. Dedim ki yarın da çünkü erken saatlerde gideceğim diye. Bugünden itibaren Bugün itibariyle erken saatte gidip uğraşacağım. Size hazır olsun diye. Geceye çekelim diye. Videoda bir şanssızlık oldu maalesef. Ee, yani olur. insanoğlunun başına gelebilir. Kendi kendimin dudağımı okuyup da iş yapacak halim yok arkadaşlar. Şimdi ben size süreci anlatacağım. Gerçekleri anlatacağım. Doğruları anlatacağım. Nedir onlar? Şimdi çeşitli duyumlar verildi. Ben iki saat sizi e, yani ben iki saat sizi şundan bundan boğmayayım. Hem kısa ve net konuşmuş olayım. Hem de arkadaşlar sizlere sizleri bilgilendirmiş olayım. Konumuz Maxi Gomez. Açık söyleyeyim Fenerbahçe Maxi Gomez konusunda her şeyde, her koşulda, her şartta anlaştı. Anlaştı anlaşmasına. Fakat sizlere video çekerken de söyledim. Ya her şeyle anlaştık ama yani e, niye alamadık ben de bilmiyorum dedim. Dediniz ki ya hocam olur mu öyle şey? Her konuda anlaştıysak açıklaması lazım. Hatta ben dedim kap şimdi geliyor. Uçak bileti şimdi geliyor. Hatta birinde de rezil oldum. Uçak şimdi şöyle böyle diye. Dediniz ki hocam ne alakası var? Şöyle böyle. Ya dedim ki her konuda anlaştık. Futbolcuyla anlaştık. Yönetimiyle anlaştık yöneticisiyle anlaştık. Her konuda anlaştığın şeyi hani nasıl açıklamazsın? Akıl var mantık var. Hayatımdaki en saçma dönemlerden birini yaşıyorum arkadaşlar. Ve hayatımda yaşadığım en saçma dönemlerden birinde de maalesef saçmalıklar üst üste geliyor. Videonun sesi falan olmuyor, etmiyor. Yani ee, hakkımızda hayırlısı olsun ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Peki. Süreç ne hocam? Süreç şu. Fenerbahçe Maxi Gomez'le görüşüyor. Yani Fenerbahçe Maxi Gomez'le görüşüyor. Anlaşıyor. Yani anlaşıyor. Anlaşıyor. Ancak sonuç ne? Şimdi ben detayı ona söyleyeyim. Arada sırada da ses kontrolü yapıyorum arkadaşlar. Kulübe bizden 12 milyon euro istedi. Taksitlerle, şeylerle, şunlarla, bunlarla düşür, düşür, düşür babam düşür. 6 milyon euroya kadar düşürdük. Futbolcu konusunda 2.7'ye kadar, şey 2.7 milyon euro istiyordu. 1.8, 1.9'a kadar vesaire görüştük. Bitirdik. O da bitmedi. Yani o da bitmedi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında oyuncu dün itibariyle ücretine 2,5 milyon euro istedi. 1,8 anlaştığın oyuncu. Biz de bekletmeye aldık. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya işte Fenerbahçe Maxi Gomez ile anlaştı, Valencia ile anlaştı ama iletişimi kesti. Hani daha iyi isim için uğraşılıyor. Olursa olur olmazsa Ali Koç düşünsün diyor. Bunu anlarım. Herkesin kendince tepkisidir anlarım. Okey. Ses çıkarmam yani anlarım. Ses çıkarmam ama anlarım. Başka bir arkadaş diyor ki işte e, bak diyor ve Trabzonspor Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon euroya sattı. Alacağı futbolcuyu hemen gitti Maxi Gomez'e 6 milyon euroya aldı. Gençleştirmiş oldu forveti şöyle iyi yapmış oldu böyle iyi yapmış oldu. Bunu diyen arkadaş da <laughs> Maxi Gomez gibi bir çöpüm alacaksınız diyen arkadaş. Bir, Trabzonspor'un konumunda Fenerbahçe olsa alay konusuydu. Niye? Çıktı dedi ki Şampiyonlar, Ligi, Şampiyonlar Ligi'ne gider. Gidemedi. Yani hakkıyla şampiyon olanlar Şampiyonlar Ligi'ne gider dedi. Gidemedi. Demek ki hakkıyla şampiyon değilsin diyecekler. Oldu mu? Olmadı. 1-0 yensen ya da bir farkla yensen maçı uzatacaksın. 2 farkla yensen turu geçeceksin. 25 milyon euroyu cukkalayacaksın cebine. Cukkalayamadın. 25 milyon eurodan itibardan grupta bir galibiyet 4 milyon euroya yakın para. Bir galibiyet 3 milyon diyelim. Bir galibiyet elde etsin 3 milyon euro. İki galibiyet elde etsin 6 milyon euro. 31 milyon euro parayı cebine kalacaksın. 31 milyon euroyu cukkalamak yerine sıradan bir topcuyu 6 milyon euroya satacaksın. Müthiş. Ve Fenerbahçe taraftar da çıkacak bu transferi övecek. Ya sizin hiç mi utanmanız yok? Hiç mi ağırlanmanız yok? Hiç mi darlanmanız yok? Lan aynısı Fenerbahçe'nin başına gelse ana avrat söversiniz. Ki bildiğim kadarıyla yani Cornelius'u da bildiğim kadarıyla Trabzonspor az bir parayı almadı. Yani aldığı paranın birkaç milyon euro üstüne sat transfer market değeri de 9 milyon euro. Dur kaça almış? 5 milyon 120 bin euroya almış. 6 milyon euroya satmış. E bunun neresi kar? Hocam 880 bin euro kar var orada. Lan gerizekalı. 25 milyon eurodan oldular diyorum. Belki 30 milyon eurodan oldular diyorum. Son maçta bilerek oynamadı diye taraftarın birçoğu. Anavrat sövmüyor muydu buna? Neyse bu bizim konumuz değil. Bunu Trabzonsporlar düşünsün. O çok önemli değil. Bizim bizim açımızdan önemli değil. Onu Trabzonlar düşünsün. Fenerbahçe taraftarı utanmıyor musunuz siz? Maxi Gomez. Konumuza dönelim. Hocam Maxi Gomez Trabzon'a mı gitti? Gitsin gitmesin. Umurumda değil. Hocam öyle olmaz sen takımı o kadar beklet son anda sat. Ahlaksızlık bu terbiyesi. Neyin ahlaksızlığı? Neyin ahlaksızlığı? Takım senden 12 milyon euro istiyordu. 6 milyon euroya kadar düşüp gitti Trabzonspor'a 5'er verebiliriz dedi. Bu ahlaksızlık olmuyor mu? Ki bildiğim kadarıyla 5'e alacak Trabzonspor. Şimdi yine sevinirler. 6'ya kor sattık. 5'e bunu aldık. 1 milyon euro kardayız diye. Fenerbahçe taraftarı da alkış tutar. Vallahi bilmiyorum çok. Yani nasıl bir zekanız var bilmiyorum. Ha şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim. Yavuz Bey de paylaşmış. Trabzonspor Maxi Gomez'in temsilcisiyle e, özel bir jet gönderecek, alacak falan filan diye. E, Valencia'ya Maxi Gomez'i 5 taksitle ödeyecekmiş anlaşma şartlarına göre. Trabzon sabah Cornelius satıp akşam Maxi Gomez'i aldı. Rogon Santrafor listesi getirin Fenerbahçe'ye falan filan diye. Bir taraftan da Giorgio arası almış Trabzonspor sol kanat oyuncusu. Bunu bir ara biz de almaya çalıştık değil mi ya? Biz de almaya çalıştık alamadık. Sol kanat değil mi Yunan? Rogon değil diye almadık herhalde. Ki oyuncu bu sene hiç oynatılmamış herhalde. Herhalde takımların digi başlamadı ondan oynatılmamıştır. Neyse o bizi çok alakadar etmez. Maxi Gomez olan dedim ki futbolcu son anda böyle yaptı. Kulübünün bizden istekleri bir türlü bitmiyordu. 6 milyon euro sonraki satıştan bilmem ne falan. Trabzonspor'la anlaşma şartlarında duyduğum bu. Bilmiyorum ne kadar doğru. 6 milyon euro artı sonraki satıştan ne kadar satılırsa satılsın %20'si. Kar mıdır? Bunu size sormak lazım. Benim mantığıma göre kar değil. Trabzonspor Artem Doivuk'la görüşüyor. 6 milyon euro'yu alıyor dediniz. Mantık olarak Artem Doybuk 2 tane Maxi Gomez eder benim mantığımda. Kütürük eriği gibi topçu. Ama alamazlar zaten kendileri bilir. Hocam Fenerbahçe bak Fenerbahçe Şörlot'la anlaştı. Ama Şörlot'un istekleri bir türlü bitmedi. Şu olsun bu olsun şöyle böyle 3 olsun dört olsun. Hatta ben şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki Şörlot'u istediğimiz dakika 15 dakika içinde alırız. Dedim. İnanmadınız. Aynı şölyot için tekrar söyledim. Dedim ki istesek alırız almadık. Sonra niye hocam 15 dakikada alırız diyoruz da almıyoruz. Arkadaşlar çok yüksek para istiyor. Kulübüyle her şey ki okay. Olmadı. Belotti. Belotti ile anlaştık. 4 milyon eurodan anlaştık. Dedim ki istersek 15 dakika içinde getiririz. Yani 4 milyon euroya tamam diyordu. Getiremedik. Getirmedik. Gitti Roma'ya. Roma'ya da 3 milyon euroya falan anlaştı. Düşünün. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Icardi ismi ortaya atılmış. Başruha ismi ortaya atılmış. Başka ayı da gelmeyecek onu da kesin söyleyeyim. Ben başka bir şey söylüyorum. Musa Dembele, Mauricio Icardi. İki isimden birisi gelse okey misiniz? İyi ki, iyi ki iyi ki Maxi Gomez gelmedi der misiniz? Dersiniz. Not. Demeyiz hocam ona. Niye diyelim? Çünkü Ali Koç getiremeyecek. Kimseyi alamayacak. Biz bu transfer döneminde forvetsiz gireceğiz. Diyorsunuz. Çünkü sosyal medyadaki sizin öngördüğünüz arkasına düştüğünüz, arkasından gittiğiniz isimler maalesef sizi buna yönlendiriyor. Bu arada videodaki önceki videoda ses çıkmama sebebi bu arkadaşlar. Işığı bir türlü sönmüyor. Haliyle bluetooth bağlantısında sıkıntı var. Ve sesten yana da sıkıntı var. Ee, neyse ömrü bu kadarmış. Biz de kulaklıktan çekeriz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani durum bu. Durum bu arkadaşlar. Bana kız kızabilirsiniz, başkasına kız kızabilirsiniz. Bir kez daha soruyorum bak. Ahmet Ercanlar şunu dedi, Mehmet Mercanlar şunu dedi, Mercanlar pide fırını, şu pideyi şu kadar sattı. Boş verin. Maxi Gomez'de bu kadar görüşüp almıyorsan, Sherlock'u 15 dakikaya getirme imkanın varken paradan kaçıyorsan, Belotti'yi getirme imkanın varken paradan kaçıyorsan, herhalde getireceğin adam Icardi'dir, Dembele'dir. Musa Dembele Fenerbahçe'nin kapısından içeri adım atsın benim umrumda olmaz. Yani şeyi almış. Maxi Gomez'i Trabzonspor almış. Bilmem işte Mertens'i şu almış. Musa Dembele tam Fenerbahçe topçusu tam. Ve transferin Avrupa için son günündeyiz. onlar elden çıkaracaklar. Biz de 2E yani e, şu an benim saatim 00.40 videonun yüklenmesi ne zaman biter bilmiyorum ama yarın bu saatlerde yani bana göre yaklaşık 24 saat sonra listeyi vermiş olacağız. Size göre bilmiyorum kaç saat sonra ya da videoyu ne zaman izlersiniz. Ben bunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir hainlik yapmadı, bir satıcılık yapmadı. Bu şekilde. Yağız Bey hani 5 taksitten ödeyecek demiş. İsterse o 50 taksitten ödesin. Umurumda değil yani nasıl öderse ödesin. Onu biz bilemeyiz. Onu o, o takım bilir. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Kıyasıya bir forvet rekabeti var. Kıyasıya. Bakalım kim neyi kazanacak. Arkadaşlar 26.000 yaptınız köy şartlarındayım. Sineğe de görüyorsunuz arada da geçiyor etraftan. Gece yarısındayım. Sabah erken kalkıp arabayı götüreceğim tamire inşallah. Sorun hallolur. Bir türlü bulamadılar sıkıntı. İnşallah sorun hallolur. Çok sıkıntılı. Ee, böyle bir süreçteyiz. Lütfen tahriklere kapılmayın. Ve bugün itibariyle size şunu söyleyeyim. Şu gelecek diye de yalan söyler, bu gidecek diye de yalan söyler. Zaten yaklaşık 24 saatimiz var en azından benim. Bekleyin. Resmi açıklamayı bekleyin. Kahramanlığa girişmeyin. Bak Twitter sayfanız varsa, Whatsapp şeyiniz varsa, ne bileyim YouTube kanalınız varsa kahramanlığa girişmeyin. Şu diyorum kesin gelecek demeyin. 50 tane isim ortaya atıp da tweet silenlerden olmayın. E ben bir şey silemiyorum videolarım ortada. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki hocam. Dembelenin ihtimali yüzde kaç? Tam şu anda akşam pazarındayız. 5'e de alabilirsin. 10'a da alabilirsin. Adamlar 15 diyordu. 15'ten inmeyebilirler. edebilirler. Bekleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.